Kişisel alan, mahremiyet eğitimi, çocuklarda sosyal sınır eğitimi gibi kavramlar giderek günümüzde önem kazanıyor. Psikolojide çocuklar açısından öğrenilmesi gereken mahremiyet kavramını psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'la konuşacağız. İnsanın yaratılışı gereği iyi ve kötü davranışı taşıyor içinde. Kibir ve tevazu da insanı iki ayrı iklime sürükleyen özelliklerden. Birbirine tamamen zıt iki hal ve tavır, tevazu ve kibir üzerine yazar Kerim Güçle söyleşeceğiz. Hazırsanız ailece başlıyor. Ailece hafta içi her gün 10 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de sizinle. Evet, Ailece'nin ilk konuğu Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın hocam merhaba, hoş geldiniz programa. Merhaba, iyi yayınlar Hakan Bey, iyi çalışmalar. Teşekkür ediyoruz efendim. Bugün sizinle çocuklarımız açısından oldukça önemli bir mevzuyu, mahremiyet eğitimini konuşacağız. Aslında ailelerin çocuklarına vermekte çoğunlukla zorlandığı, hatta pek çok ebeveyn için zorlu bir deneyim diyebileceğimiz, zorlu bir deneyim olabilen en temel eğitimlerden biri bu. Konuşacağız, detaylandıracağız ama öncesinde dinleyicilerimiz açısından konunun daha net anlaşılması için belki de mahremiyetin ne olduğundan başlamak, mahremiyetin ne olduğundan bahsetmek lazım Sayın Hocam. Dilerseniz tabii böyle başlayalım. Nedir mahremiyet? Mahremiyet denilince ne anlayacağız? Buyurunuz. Tabii mahremiyet bu etimolojik olarak, yani lügat anlamı olarak bir kök olarak hürmet, mahrum bırakmak ve haram aynı kökten geliyor mahrumiyet. Mahremiyet kelimesi. Yani bu demek burada bir kimsenin sınırlarını, özel sınırlarını, kendisinin, başkasının sosyal sınırlarını, özel sınırlarını bilmek anlamında aslında mahremiyet. Yani onun gizliliğine saygı duymak, hürmet kelimesi, onun özeline saygı duymak, onun yani sadece fiziksel anlamda değil, kişilik anlamında da saygı duymak. Yani onun size anlattığı çok özel bir konuyu mesela sır olarak saklayabilmek de mahremiyete girer. Onun vücudundaki cinsellikle ilgili alanlarla ilgili konuda da yani o konularla konuşmamak arkasından böyle saygı duymak, yani onlarla ilgili onun haberi olmadan onunla ilgili bir mesela paylaşımda bulunmamak gibi, yani bir özel alanı. Sadece biz mahremiyet dediğimiz zaman bir kelime karşılığı biraz anlam daralması yaşanmış. Sadece cinsel anlamdaki mahremiyet anlaşılıyor. Aslında ki mahremiyet eğitimi kişinin ahlaki normlar eğitimidir kişinin. Yani sosyal normlar var. Yasal normlar var. Kanunla koruyan bizi. Sosyal normlar var. Gelenekte koruyan. Bir de ahlaki normlar var. İçsel ölçülerimiz var. Bu üçü, özellikle sosyal ve ahlaki normlar, yasal normlar yazılı zaten belli. Bu çocuğa aile ilk okulu, bunun öğrenilen yeri aile. Ailede öğreniliyor. Buna sosyal sınırlar öğreniyor. Yani hatta onun için medeniyetin gelişmesine hep şey gösterilir. Medeniyetin gelişmesine işaret taşı yontması olarak gösterilir insanı. Vahşilik döneminden, ilkel dönemden, taş devri döneminden, cilalı taş devri dönemine geçiş gibi. Aslında medeniyetin işareti, ilk işareti çit yapması insanın. Kendi sınırlarla komşusunun sınırları arasında çit yapabilmesidir. Bunun için sosyal sınırları, başkasının mahremiyetine saygı duymayı, aile mahremiyetine, ev mahremiyetine saygı duymayı öğrenmesidir. Bu insanlığın bir özelliği. İnsan dışında hiçbir canlıda yok bu. Yani 1000 sene maymunlar insan arasında yaşasa maymunlar ahlakı öğrenemez. Mahremiyeti öğrenemez. Öğrenemez çünkü onlar, ona göre beyinleri o eğilimle yaratılmamış. İnsan beyni o eğilimle yaratılmış. Yani insan beyni doğduktan sonra genetik, biyolojik olarak tekamül etmiyor. Doğduktan sonra sosyal tekamül ediyor. Onun için evrim kavramı da değişti şimdi. Yani evrim dediğimiz şey aslında hep vahşi çocuk olarak doğuyor. Eğer insanla, şu anda bütün insanlar kaybolsa, ilk insan doğsa tamamen bütün birikimler gitmiş olur. Onun için bütün şey sosyal öğrenmeyle öğreniyor insan. Yani onun için bir mesela cinsiyet Cinsiyet şeydir, atanmıştır ama cinsel kimlik kazanılmıştır. Kadın ve erkek kimlikler kazanılmıştır. Toplumsal kimlikler, sosyal roller ve bunlar kültürlerle belirlenmiştir. Yani eşleşme biyolojik, evlilik cinsi kültüreldir. Bu nedenle bunlar öğreniliyor. Onun için çocuklar, yani bir çocuğun yaşına, yeteneğine, cinsiyetine uygun onun görevi, sorumluluğu, sosyal sınırları, ilişki sınırları, ailenin kurallı ortam olması ve hayatın kurallarının ne olduğunu ailede öğrenirse çocuk, bu çocuk ne oluyor? Sorumluluk sahibi bir çocuk oluyor, özgüven sahibi bir çocuk oluyor. Şimdi bu sınırları öğrenmeyen çocuk özgüven sahibi olamıyor yahut da sınırsız, sorumsuz, şımarık bir çocuk oluyor. Kuralsız ortamda büyüdüyse. Bunun için mahremiyet demek başkasının, yani diyelim anaokulunda çocuk başkasının oyuncağına da saygı duymayı öğrenmesi gerekiyor. Bu da mahremiyettir. Yani bunu, sanırım şöyle değil mi hocam? Yani çocuğun vücuduna ait özel bölgeleri kapsamıyor sadece mahremiyet. Tabii. Yani çocuğun eşyaları, fotoğrafları, duygu, düşünceleri, yani gibi ona ait olan ve başkalarıyla paylaşmak istemediği şeyler de çocuğun mahremiyeti oluyor. Tabii. Aynı zamanda. Tabii, evet. Aynen öyle. Mesela diyelim bir şeydesiniz, gelişmiş ülkelerin birinde dolaşıyorsunuz, birisi karşı taraf izin vermeden onun çocuğunu sevemezsin yolda geçerken. Bunu şiddet olarak taciz kabul ediyorlar. Yani eşin, şeyinden, annesinden, babasından izin almadan, biz farkında olmadan hemen seviyoruz. Bizim kültürümüzde normal o. Evet. Ama onların kültüründe mahremiyet sınırını aşmak oluyor. Yani belki bu şekilde çocuk, yani bu eğitim içerisinde, yani mahremiyet eğitimine de giriş yapmış olduk bir yandan. Bu eğitim içerisinde yani kendisi gibi diğerlerinin de mahremi olduğunu öğreniyor. Dolayısıyla çocuk hani kendi mahremine saygı beklerken başkalarının da mahremine saygı göstermeyi de öğreniyor bu eğitimle, değil mi? Yani kendi özelliğini korumasını öğreniyor. Aynı zamanda başkalarının özelliğine saygı duymasını öğreniyor. Evet. İkisini de öğrenmesi lazım. Yani mesela bize patolojik vakalar geliyor, klinik vakalar. Çocuk tuvaletin kapısı açık duruyor evde, banyonun kapısı açık duruyor. Evde herkes iç çamaşırla dolaşıyor. Ya çocuğa biz sorumluluk duygusu öğretmek, sosyal sınırlar öğretmek istiyoruz. Baktık, annesinden başlamak lazım. Hiç çocuğa küçük yaştan vermek, ondan sonra çocuk bunu normal zannediyor. Okulda da böyle yapmaya çalışıyor çocuk. Evet. Yani bunu biz şey değil, yani bu, mesela okulun şartları, kuralları var. Evin şartları, kuralları var. Çünkü bunlar genetik değil. Bunlar sonradan öğreniliyor. Bunların öğretilmesi gerekiyor çocuğa. Anne baba bunu öğretmese çocuğu, yani annenin babanın görevi çocuğu mutlu etmeye çalışmak değil. Çocuğu hayata hazırlamak. Hayatın zorluklarını hazırlamak. Hayata karşı onun böyle nerede duracağını, nerede nasıl davranacağını, ehliyet kullanmayı öğrenir gibi hayatı yönetmeyi öğretmek gerekiyor. Kendi gemisinin kaptanı olmayı bir çocuğa öğretmesi gerekiyor bir annenin, bir babanın. Bunu öğretmezsek mahremiyet dediğimizde sadece cinsel organlarla ilgili mahremiyet anlamayalım. Yani o çok basit. Yani orada mesela cinsel taciz vesaire olmaması için orada da şöyle diyoruz. Hani çocuğa küçük yaşta daha cinsellik kavramı gelişmediği için senin iç çamaşırının olduğu organlara senin iznin olmadan ben bile dokunmamalıyım demesi lazım çocuğa, anne baba. Yani bunu öğrenirse çocuk, başka bir sonrasını dokunsa hayır der ona. Peki mutlaka ailede mi verilmeli bu eğitim hocam? Tabii ailede verilir ama zaten komşuluk ilişkilerinde, mahallede, sosyal çevrede eğer o desteklenirse pekişir. Okulda desteklenirse pekişir. Zaten böyle bir çocuk okulda uyum sağlayamıyor ki. Sıraların arasında dolaşan bir çocuk oluyor. Bir hiperaktif diye bize getiriyorlar. Bakıyoruz ki çocuk hiperaktif değil, şımarık. Sosyal sınırları bilmiyor, nerede duracağını bilmiyor. Hep kendi istediğinin olmasını istiyor. Kendi evin lideri o olmuş mesela. Böyle çocuklar da başkasının, yani mahremiyetini bilmiyor. Başkasının silgisini alıyor, hiç şey yapmaz. İzin almadan alıyor, kullanıyor mesela. Bunun gibi. Yani bunlar hepsi onun kendi özel alanı, başkasının özel alanı. Bu özel alanına saygılı olmayı öğrenmek yani. Zaten hürmet kelimesiyle mahremet aynı kökten geliyor onun için. Ama hürmet dedi saygı demektir. Yani insanın saygılı olmayı öğrenmesi gelişmişlik seviyesiyle ilgili. Farklı fikirlere saygılı olmak en gelişmişlik seviyesiyle ilgili. Yani bu Avrupa bunu şeyle yani orta çağın çilesini çeke çeke öğrendi bunu. Yani ifade özgürlüğünün farklı fikirlerle birlikte yaşayabilme. Mesela İngiltere çoklu hukuk sistemi uyguluyor. Aynı bir kimse kendi dini inançlarının gereğine göre nikahını kılıyor. Başkası kendi dini inançlarına göre nikahını kılabiliyor. İkisi de hukuken geçerli oluyor. Yani bunun için burada bu çoklu hukuk sistemi, Osmanlı'da da var, çoklu hukuk sistemi varmış. Yani bunlar hep bu işte insanların, mesela Osmanlı'da niye 1894'te yani söyledim. Bu bir nüfus sayımı yapılıyor İstanbul'da. Gayrimüslim oranı %44. Bütün dünya tarihçiler şaşırıyorlar ya, bu insanları nasıl yönettiniz siz? Bu insanlar asırlardır nasıl aynı potada bunlara şey yaparak, saygı duyarak, sınırları böyle ilişkileri nasıl güzel ve yakın ilişkiler, o kadar güzel saygılı bir kültür oluşmuş ki ne zaman geldi İngilizler tahrik etti, karıştırdı. Osmanlı'da gücü zayıfladı. Irkçılık soktular. Irkçılık mikrobunu, virüsünü soktular. Birbirine girdiler yani. Yani onun için bunlar da bak, onun ırkına, dinine, kültürüne saygı duymak. Yani onun için bir insanınla karşılaştığın zaman şu üç şeye, özeline, özürüne ve kutsalına saygı duy diyoruz. Karışma. Yani adamın bir gözü kör mesela, karşılaştı, aa senin gözün kör, geçmiyoruz. Ya bu adam belki binlerce söylenmiştir ona. Bu ona saygı duyacak, onu sormayacaksın. Mesela bir çocuğu gördün, bir yerinde bir yara izi var, hemen onunla ilişki kurulmaz. Bu işte özelliğine saygı duymamaktır, onun özel alanına, özel işine, özelliklerine. Yani bunu öğrenmesi gerekiyor. Bunu öğretecek birinci öğretmen anne babadır. Yani sonra sosyal çevre geliyor, daha sonra okul geliyor. Okul daha biraz daha tabii hayatı öğretmeni. Mesela bunun Japonlar ilkokulda ilk 3 sene sadece evrensel değerler öğretiyorlar. Kendi kültürel değerlerini öğretiyorlar. Sadece bak ilk 3 sene yani en ağırlıklı olarak, diğer okuma yazma ikinci planda öğretiliyor. Yani biz bunu yapamıyoruz yani. Yani bunu yapamazsak çocuklar ondan sonra okula giden, eğitime giden çocuklar daha böyle sorumsuz, daha saygısız olmaya başlıyorlar. Bunun sebebi de bu, tamamen bizim eğitim sistemimiz bizim kültürümüze uygun değil. Yani bu nedenle bunun muhakkak yapılması gerekiyor. Buna yani cinsel eğitim olarak veriliyor mahremiyet eğitimi. Yani cinsel eğitim, mahremiyet eğitiminin %20'si filandır. %80'i diğer alanlardır. Yani daha önce adab-ı maşeret kuralları vardı bizim çocukluğumuzda. Gene bir parça varmış. Şimdi o da yok yani. Peki bu mahremiyet eğitimi ne zaman verilmeye başlanmalı hocam? Doğduğundan itibaren çocuk. Yani belirli bir yaş aralığı var mı? Mesela çocuğu severken poposunu sevmemek lazım mesela. Poposunu severseniz çocuğun poposu onun yani bir sevgi nesnesi halinde öğreniyor onu. Poposu okşandıkça hoşuna gidiyor. Onu cinsel nesne zannediyor ileride mesela. Bak bu da bir çeşit mahremiyettir. Mesela çocuğu alıyorsun, çocuğun pipisiyle oynuyorlar anneler babalar. Amcana göster oğlum diyor mesela. Bu gibi şeyler, bunlar aslında mahremiyetin yanlış öğretilmesidir. Çocuğa, küçük 8-10 yaşındaki çocuğa alkol içiriyorlar. Sen erkek oldun, büyüdün, sigara veriyorlar. Sen büyüdün, erkek oldun. Bunlar tamamen bu yani çocuğun benlik saygısını, sorumluluk duygusunu, yaşına uygun sorumluluklarının verilmemesi demek ve çocuklarda bizde bir çocuk yatıyordu. 11, 12, 13 yaşlarındaki çocuk, daha ergenliğe yeni girmişti çocuk. Almanya'dan getirdiler. Bir haftada 100 tane köpek yavrusu öldürmüş. Orada aileden almak istiyorlar, siz bunu yetiştiremiyorsunuz diye bize getirdiler. Yatırdık, çocuk belli bir düzelme oldu. İzne çıkınca babası çocuğu genel eve götürdü. Ya adam hiç bilmiyor ki sosyal sınırları. Yani onun için bunlar hepsi yani öğretilmesi gerekiyor Yani peki, bu ciddi bir cehalet var yani bu konuda toplumda, onu söyleyeyim. Peki hocam hangi aşamalarla kazandırılmalı bu mahremiyet eğitimi? Yani şu anda en büyük cehalet ahlaki cehalet. Bu küçük yaştan çocuk yürümeye başladığından itibaren bu benim oyuncağım, bu senin oyuncağın. Bunu öğretmek gerekiyor. Bu ablanın, bu kız kardeşinin oyuncağı. Ondan izin almadan ondan alma diye öğretecek. Mesela odasında onun eşyaları olacak. Ondan izin almadan çocuğun o eşyasını anne baba almayacak. Çocuğun odasını, çekmecesini anne baba onun izni olmadan karıştırmayacak. Onun kapısını vurarak gelecek çocuğun odasına. Ve böyle olunca çocuk kendi bu aidiyet duygusu gelişir. Benim özelime saygı duyuyorlar der. O da annenin babanın özeline saygı duyar. Ve çocuğun vücudundaki özel alanlarla ilgili, cinsel alanlarla ilgili orada teşhir etmemek. Yani çocuğu, yani diyelim kız çocuğu 10-11 yaşına kadar evde şortla dolaştırıyor anne baba. Ondan sonra hadi sen büyüdün artık uzun giy diyorsun. Çok geç artık. Çocuk yani onu küçük yaştan başlayacaksın ona, çocuğa böyle şey giyinmesini, yani kendi kültürel değerlerimize, böyle edep değerlerimize, normlarımıza uygun yetiştirme küçük yaştan başladığı zaman çocuk kendinden yapar zaten. Birdenbire 10, 11, 12 ergenliğe girdin sen böyle yap dediğin zaman çok geç. Yani onun için küçük yaştan çocuğu sevdire sevdire yapılacak. Yani bugünümüzün çocuğu geçmiş çağlarda çocuk eğitimi korkutarak ve baskıyla yapılıyordu. Ve bu asırlarda devam etti. Bizim ataerkil geleneğimizde korku kültürler, doğu kültürleri pasifizm kültürleridir. İnsanlar pasif hissediyor, özgüveni düşürüyor ve baskıyla, istibdatla yönetimlerdir. Dünya, Fransız ihtivali ile birlikte dünyada hürriyet rüzgarları esti ve hürriyet rüzgarları şu an doruk ve bu hürriyet rüzgarları da yüksek güvenlikli toplumlar oluşturuyorlar. Yüksek güvenlik toplumlarda, özgürlüğün olan toplumlarda herkes kendini rahat ifade edebildiği için korkuyla yalan söyleme olmuyor. Açık, şeffaf, dürüst ilişki oluyor. Korku kültürlerinde açık, şeffaf ilişki olmuyor. İnsanlar hep arkadan konuşuyorlar. Yalan, gıybet daha çok oluyor. Bunun için korku, baskının olmadığı özgür bir ortamda çocuğa başını okşaya okşaya hayır diyebilmek, çocuğa gerekçeleriyle birlikte hayır diyebilmek sorumluluk eğitimi. Korku kültürü eğitimi birinci, maalesef bizim geleneğimize çok yaygın olan eski bir eğitim yöntemi. Şu anda sorumluluk eğitimi özellikle Almanya'nın, Batı'nın kullandığı eğitimdir. Kuralları kutsallaştırırlar. Kuralları kutsaldır onlar. Kuralı deldiği zaman bir kimse sanki şey gibi, kutsala itiraz etmiş gibi herkes karşı çıkar. Kurallar kutsal ama o bir kaos olduğu zaman da kural odaklı bir eğitim olduğu için o da sorumluluktur. Yani o ortalama bir eğitimdir. Ama ideal eğitim evrensel değerlerle yapılan eğitimdir. Nedir? Sen insan olduğu için bu böyle olmalı. Sen iyi bir insan olman için bu böyle olmalı. Yaratılışının gereği böyle olduğu için bu böyle olmalı diyerek sözünde durmak, yalan söylememek, böyle yardımsever olmak, merhametli olmak, paylaşımcı olmak gibi birçok insani değerler öğretilir. Bunun içerisinde de en önemlisi işte yani böyle herkese, başkalarının haklarına saygı duymak, kendi haklarını da koruyabilmek, kendi özelliğini de koruyabilmek, başkalarının haklarını, aslında bir nevi empati oluyor bu. Yani empati eğitimi bizim kültürümüzde diğer gamlık diye geçiyor adı. Bak, hodgam kendi hakkında gam, kaygı hisseden, diğer gam başkaları hakkında da, diğer insanlar hakkında da gam, kaygı hisseden insan olarak geçiyor. Biz diğer gam kelimesini kullanmadık, unuttuk. Empati kelimesi onun yerine geçti. Yani empati de onun yerini tutuyor tabii. Yani kullanılmasında da fayda var. Onun için başkasının haklarını, ihtiyaçlarını, onların penceresinden olaylara bakabilen bir insan mahremiyeti öğrenebilir. Kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmamak mesela. Bu sınırlarda böyledir. Nerede duracağını öğrenmek, sosyal sınırları öğrenmek, hayat kurallarını öğrenmek ve bunun bir parçası da cinsellik, kendi cinselliğin, başkasının cinselliğine ilgili. Bunun mesela cinsel beraberlik özel ve önemli ilişkidir. Özel ve önemli ilişki bir insan hayatında özel ve önemli kişiyle yaşanır. Özel ve önemli kişi de bir insan hayatında eşidir. Onun için rastgele cinselliği yaşamamak gerekiyor. Rastgele cinsellik yapan kimse mahremiyet eğitimi almamış kimsedir. Sadakat yükümlülüğü de bu kişi yapamaz, evliliği de yürütemez. Hı hı. Peki. Onun için evet, bunlar hı hı. diyebiliriz. Evet. Peki. Peki, aslında çok geniş bir konu Sayın Hocam, uzun uzun da konuşulabilir ama süremiz de çok daraldı artık. Aktardıklarınız ve programa katıldığınız için teşekkür ediyoruz.